Yahudi terör zanlısı Elisha Yeret cinayet suçuna rağmen nasıl serbest bırakıldı? İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci şiddeti artarken aşırı sağcı isimlerin hükümette yer alması durumu daha da karmaşıklaştırıyor. 4 Ağustos'ta Yahudi yerleşimcilerin Filistin'in Burka köyünde düzenlediği saldırıda 19 yaşındaki Filistinli genç hayatını kaybetti. İsrail mahkemesi Filistinli genci öldürmekle suçlanan Yahudi yerleşimci aktivist Elisha Yeret'i ev hapsiyle serbest bıraktı. İnsan hakları örgütleri İsrail hükümetini bu failleri cezasız bırakmakla eleştirse de İsrail şiddet yanlısı Elisha Yeret'e sahip çıktı. 22 yaşındaki terör zanlısı Yeret, kasten veya taksirle ölüme sebebiyet verme, ağırlaştırıcı sebep olmaksızın cinayete eşdeğer bir suç ve adaleti engelleme şüphesi olmasına rağmen İsrail hükümetince kahraman ilan edildi. Serbest kalan Yeret'in mahkeme salonundan gülümseyerek çıkması ise dikkat çekti. Bununla beraber Yeret'in yargı sürecinin sivil mahkemede gerçekleşmesi ayrıca tepki topladı. Çünkü Yeret'in saldırısına karşılık kendini korumak isteyen Filistin halkı askeri mahkemede yargılanmaya layık görüldü. Çıkan çatışmalar sonucunda gözaltına alınan Filistinli bir adam ve 3 oğlu askeri mahkeme tarafından 10 Ağustos Perşembe günü şartlı olarak serbest bırakıldı. Bu olay ABD tarafından nadir görülen sert bir kınamayla sonuçlandı. Birleşmiş Milletler verilerine göre Yahudi yerleşimcilerin bu yıl düzenlediği saldırılardan 149'u Filistinlilerin zarar görmesiyle sonuçlandı. İşgalci İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği bu terör saldırısı ise görgü tanıklarının ifadelerine göre bir grup yerleşimcinin Filistinli çobanları taciz etmesiyle başlamıştı. Buktil vahad jay dafa' an arda gasb anak bidak tkul anna irhabi ve li jay yislib minnak ardak bil kuvve hada şu irhabi. إهم طبعاً في معتقدهم بيقولوا أننا إرهابيين بس إحنا لا لا إرهابيين إحنا واحد ساكن في دارة جاي بدك تطلع من دارة مغصب عنا بدأ يدافع عنها.